Seni Instagram'dan ekleyeceğim bugün. Tamam. Çok radikal bir karar. Tebrik ediyorum. Yani numaranı almam da bir radikal bir karardı. Evet ama onu konuşacağımız bir şey vardı. O yüzden evet, de hani gümbürtüye gitti o. Hadi yine bir şey demiyorum. O bahaneyle aldım numaranı. Tabii aldım. Ona bir şey demiyorum. Numaranı aldım diye hemen sen de hemen şey yapma yani kendine. Allah Allah. Bir hissiyatın falan yok. İstediğim yaparım Murat. Allah Allah. Sana mı soracağım? Ben de seninle aynı hisleri paylaşıyorum. Evet, seninle konuşurken, diyalog halindeyken çok hoşuma gidiyor. Özellikle o atışmamızdan ben de keyif alıyorum. Ama bu demek olmuyor ki illaki bir şeyler yaşarız, yaşamayız. Bunu zaman ne gösterirse. Akışta kalan bir insanım. Yani evet, ben de. En kötü ihtimal ne olabilir? Güzel bir arkadaş olarak güzel kazanmış bir diyalog, olurum seni. Güzel bir arkadaş olur, evet. Dersin ki benim arkamda Murat var, yani her şeyime koşan bir Murat olur dersin. Eyvallah. Hani, anladın mı? Sana çok yararım olur, zararım asla olmaz. Arkanda yanında ben olursam. Bu ilişki olursa da aynı şekilde olur. Ha, Murat var dersin mesela. Bu şekilde kendini güvende hissedersin. Ama dediğim gibi şu an için bir hissiyat falan yok. Ama seninle mesajlaştığımda da gülüyorum. Annen ne yapıyor? Annen nasıl? Anne... Selam ileteyim mi? İlet. Tamam. Çok tatlı bir kadın. Çok sevdim senin anneni. Söyleyemiyordum. Çok algı var üstümde diye de. Hazır seninle konuşurken söyleyeyim. Çok tatlı bir kadın. Teşekkür Hatta ederim. Şüpheye bile düştüm. Böyle bir kadının yetiştirdiği bir evlat nasıl böyle olur diye. Evet, sen bana neler söyledin. O evet. Seni böyle bir... Ne demiştin? Öyle bir kelime kullanmış. O annenin yetiştirdiği evlat değilsin. Dedim. Evet. O tarz bir cümle kurdum. Ben hata şeydim. Çok ağır konuşuyorsun. Çok garibime gidiyordu Murat, biliyor musun? O kadar ağır konuşmalarıma karşılık vermemen o kadar garibime gidiyordu ki. Niye cevap vermiyor bu bana diyordum. Neden acaba? Çünkü benim de açıklarım var. Hani bana da cevap verebilirsin. Ve senin beni yazmana rağmen, beni göndermeye çalıştığını ben de biliyorum. Ama ben hiçbir şekilde ne olursa olsun yazmam seni. Arkadaşla kalsak, düşman da olsak, ne olursak olalım bak. Ben seni yazmam yani. Hiç anlaşamasak bile, çok zıtlığa kavuşsak bile. Yani senin bu evde olmamı istiyorum, bilmiyorum. Ben gitmek istiyordum. Hı. Buradan. Ciddi ciddi gitmek istiyordum. Evet, yani çok sıkıldım belliydi. Çok sıkılmıştım çünkü. Ama şu an sıkılmıyorum, şu an iyiyim. Mutlu oldum. Enerjimin, neşemin geri geldiğini ben de hissediyorum. Ama senden korkuyorum ben. Neden? Sen tehlikeli bir kadınsın. Çünkü senle bizim dediğim gibi yani benim kadın olmuş bir varyasyonumsun. O zaman ben de mi senden korkmalıyım? Bence korkmalısın. Evet. Ama güvenirsen korkma. Hangi konuda korkmalıyım? Genel olarak güvenirsen bana korkmana hiç gerek yok. Ama ben sana hiçbir şekilde güvenmiyorum. Senden korkuyorum. O zaman neden benimle konuşmaya devam ediyorsun? Konuşmak istiyorum. Belki ben de inanmak istiyorumdur. Ama bilmiyorum. Hiçbir yanım yani hani nasıl diyeyim? Hiç güven vermiyorsun. Yani her an şu an oturuyoruz ya hani. Hani bir anda al işte şakaydı. Hadi şakaydı falan. Aa, hala inanmıyor musun? İnanıyorum. İnanıyorum da değil de inanmak istiyorum.